Ümraniyespor başlıyor. İki takıma da başarılar. Kaleci Erten. Adil Demirbağ. Barış Yardımcı. Orada bir top kaybı. Baskı yapan oyuncu Ahmet Hasan oldu. Ahmet Hasan'ın da çok uzun bir adı var sevgili seyirciler. Müsaade ederseniz söyleyeyim. Ahmet Hasan Muhammed Abdel Monem. Muhammed Mahcup. Biz ona kısaca Ahmet Hasan diyoruz. Ahmet Hasan da hakikaten çok etkili bir santrafor sevgili seyirciler. Bugün ilk 11'de başladı karşılaşmaya. Tabii İlhan Hoca idare yakın bir 11'i tercih etti ama yeniden işte Ahmet Çığlık cezalı olduğu için yok. İbrahim Seyic birinci kaleci bugün dinleniyor. Onun yanı sıra Şikaleşi yedekler arasında. Abdülkadir, Abdülkerim Bardakçı yine yedekler arasında yer alıyor. Hacı Ahmetoviç de skora göre oyuna girecek ve Cülerme de yine İlhan Palut'un yanında oturuyor. Konya Spor kalecisi Erten uzun bir pas attı. Barış Yardımcı. Geriye attı topu. Adil. Endri çekici. Çalan düdük, serbest vuruş. Konya Spor'un. Yusuf hemen meslektaşından özür diledi. Ekranda Endri çekici. Çok çabuk bir oyuncu Endri çekici. Dikkatleri üzerine çekiyor. Her geçen maçta yükselen form grafiği. Faruk Can kenarda hazırlık yapıyor. Ve bir sakatlıktan dolayı bu değişikliği yapıyor. Ümraniyespor takımı Yusuf Emre Gültekin sakatlık yaşadı. Oyundan çıktı. Yerine Faruk Can Genç oyuna giriyor. 2000 doğumlu. Taç atışını Konyaspor kullanacak. Durum 0-0. Oyuna girer girmez topun olduğu bölüme doğru koştu Faruk Can ve kaleci Orkun. Kafayla geri pas Barış. Erten Ersu. Ligde İttifak Holding Konyaspor bu sahada kendi evinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve bu statta hiç yenilgi yüzü görmedi sevgili seyirciler. 16 gol atıp 6 gol gördük kalesinde ve içeride daha güçlü bir takım. 21 puan topladı Konyaspor bu sene Süper Lig'de. Konyaspor kupaya 4. turdan dahil oldu. 3-1 lig skorla Vanspor'u kupanın dışına itti. Şimdi Kamara ile geliyor Ümraniye. Kamara şut Erten. Yattı yakın direğe doğru. Topu tokatladı adeta. Şimdi bir Konyaspor hata, yapılan müdahale. Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka oyunu durdurdu. Bir de uyarı. Adeta etten duvar ördü Endri çekicinin önüne Ümraniyesporlu oyuncular. Bakın pozisyona. Hakem uyarıyor. Orada şu anda. Yiğitan'la konuştu. Bu da biraz önce Kamara'nın gönderdiği şut. Erten Ersu. Konrad'a doğru. Taç Ümraniye'nin. Ercan taç atışını kullanacak. Mustafa. Sağ kanada bir pas. Serkan Göksu şimdi aldı topu. Kaptan Serkan. Kamara içeri doğru kat etti. Mustafa Can. Top Ümraniyespor'un. Baskı yapan Ahmet Hasan. Mustafa. Serkan.
Serkan Göksu. Mustafa Can. Sağ kanada attı topu. Kartal Kayra. Topla buluşan isim Kamara. Kaptan Serkan. İyi top dolaştırıyor Ümraniye Spor takımı. Ayağa paslar, isabetli paslar. Kartal Kayra. Yiğitan Güveli. Çizgi üzerine, yardımcı hakemin bayrağı havada. Topu oyun alanında tutamadı Onur Ayık. Görüntüde Recep Uçar, Ümraniye Spor antrenörü. İlhan Palut Hoca da ayakta. İki teknik direktör kendilerine ayrılan bölümde. Taç atışı Konya Spor'un. Barış. Konrad. Taç atışı el değiştirdi. Mustafa. Ahmet Hasan kapattı Mustafa'nın koridorunu. Kaleci Orkun. Serdar Güller'in şutunda müthiş bir kurtarışa imza attı kaleci Onur Özdemir. Çok net bir fırsattı Konya Spor için. Marina Niçic. Alper Uludağ. Soner Dikmen. Adil. Amar Ramonović. Serdar Güller'in koşuyordu. Şimdi Serdar Güller topla buluştu. İçeri doğru kat ediyor. Serdar Güller çok çabuk bir oyuncu. Yerden bir pas. Kalecinin bakışları arasında dışarıda. Evet, Serdar Güller iki kez çok ciddi bir sakatlık yaşadı sevgili seyirciler. Çapraz bağlarından. Ve bu sene Konya Spor'da iyi işler yapmak istiyor. Sakatlığını da atlattı. Milli takım hedefiyle yoluna devam ediyor başarılı oyuncu Serdar Güller. Bu sene Konya Spor'un başarısında hakikaten pay sahibi diyelim Serdar Güller için. 19 maçta 4 golü var, 6 da asist. Andrew Çekici rakibe attı topu. Serkan Göksu kaptan, topu kaybetti ve araya hemen giriyor Yiğitan ve kaleci Orkun. Bir top kaybı daha Konrad. Soner Dikmen. Andrew Çekici orta ceza sahasına. Arkaya doğru indirdi topu ama Ramonović, ama kimse vuramadı. Şimdi savunma topu uzaklaştırıyor. Ercan uzun bir top. Kaptan Serkan Kamara'nın önüne attı. Offside yok. Kamara gidiyor. Yerleşti Konya Spor'da savunma. Kamara içeri girdi. Kamara kaleye baktı. Döndü savunmadan. Kartal Kayra. Mustafa Can. Onur Ayık. Yerden bir pas etkili değil. İyi düşündü ama atağı pozitif sonlandıramıyor Onur Ayık. Kale vuruşu. Yedeklere bakalım. Ev sahibi takımda kalede Eray Birniçan. Zimer Butuçi. Cülerme Şkaleşi. Hacı Ahmetoviç. Nafi Can. Musa Çağıran. Abdülkerim Bardakçı. Ahmet Karademir ve Ekrem Kayılıbal. Bu ataktan sonra Ümraniye Spor'un da yedeklerini sayacağım. Barış Yardımcı pasını verdi şimdi. Sağ kanatta Konrad ortaladı. Top dışarı çıkıyor korner. Evet, Ümraniye Spor'un yedekleri Burak, Alim Öztürk, Kehinde, Emirhan Çalışkan, Oğuzcan Çalışkan, Birkan Gözel, Tahsin Acı Mustafaoğlu, Başar Çakıcıoğlu, Furkan Yasin Yalçın ve Faruk Can Genç. O da oyuna dahil oldu. Sakatlık yaşayan
Yusuf Emre Gültekin'in yerine ilk oyuncu değişikliğini yaptı Ümraniyespor, ama bu tabii zorunlu bir değişiklik oldu. Serdar Güller kullanacak korneri. Konya'da durum 0-0. Serdar Güller uzak noktaya attı topu. Alper Uludağ kanat değiştirdi. Alper'den sola şimdi yeniden. Serdar Güller'in koşu yoluna. Onur Ayık. İyi döndü Serkan Göksu. Serkan'dan sağ kanada bir pas. Oyun alanında tutmayı başardı Yiğitan. Ceza sahasının dışı kaptan. Kaptanın şutu kalecinin kucağında. Serkan Göksu'nun şutu Erten'de kalıyor. Erten Ersu'nun bu sene ilk resmi maçı sevgili seyirciler. 27 yaşında Erten. Teknik direktör İlhan Palut, Erten'in de son durumunu tabii bu maçta değerlendirecek, gözlemleyecek. Tüm oyuncularının hazır olmasını planlar teknik adamlar ve bu tip maçlarda, kupa maçları da bazı oyuncular için gerçekten çok büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Mustafa Can. Bu dakikalarda biraz tempo düştü. Konya'da vitesi yükseltmek istiyor ev sahibi takım. Alper Uludağ. Şimdi Serdar Güller. Serdar rakibinin üzerine gitti. Verdi pasını. Rahmanoviç. Out. Rahmanoviç görüntüde biraz kısa düştü pası. Serdar Gürler'in. Orkun Özdemir kale vuruşunu kullanacak. Sevgili seyirciler, Konya'da dakika 25. Durum 0-0. Kaleci Orkun biraz ağırdan aldığı bu kale vuruşunu Kamara'ya doğru, Kamara indirdi. Kamara'nın faul yaptığını belirtiyor hakem. İşte bu pozisyon. Barış Yardımcı ile hava topu mücadelesinde hakem oyunu durdurdu. Şimdi Endre Çekici. Endre Çekici'den Serdar Gürler'e destek veren Alper Uludağ, ona doğru 3. cezalarında. Alper attı içeri, kafayla karşıladı savunma. Serdar Gürler kaleye vurabilir. Serdar, şimdi Endre Çekici, yeniden Serdar. Soner Dikmen. Soner'den sağ kanada uzun bir pas. Barış topu tuttu, aldı. Şimdi geriye. Sağ kanada bir top. Serdar Gürler. Çalan düdük var. 31. dakikadayız. Andrew Çekici. Kafayla bir pas. Şimdi yerden hareketlenen oyuncu Endre Çekici. Endre Çekici sağ tarafa attı. Şimdi Serdar Güller. Baktı kaleye. Serdar vurdu. Biraz acele etti. Serdar Güller. Top şimdi Alper Uludağ'da. Alper Uludağ. Onun ortası rakibe. Baskıyı kurdu ev sahibi Konya. Sağ kanada bir top şimdi. Barış Yardımcı. Barış topu tuttu. Tam çeyrek dairenin üzerinde. Konrad. Orta
Savunma ve şimdi Kartal Kayra. Mustafa Can. Şu ana kadar kanat organizasyonlarında içeriye atılan ortalarda etkili değil Konyaspor. Derinlemesine bir top geldi. Ahmet Aslan vurdu. Kabul edelim sevgili seyirciler, bugün şu dakikaya kadar kaleci Orkun çok önemli kurtarışlara imza attı. Köşe vuruşu ev sahibi takımın çeyrek daireye, Alper Uludağ hareketleniyor. İşte Ahmet Aslan iyi süzüldü içeri ve kalecinin müdahalesi. Beşiktaş maçında, lig maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Bugün de Ümraniye karşısında takımın en etkili ismi Ahmet Aslan. Şu ana kadar bir kez topla buluştu. Onda da kaleci Orkun'u geçemedi. Alper Uludağ kullanacak. Serdar Gürler yanına gelmişti. Alper kullanıyor. Ön direğe doğru geldi. Uzaklaştırıyor savunma Faruk Can. Kaleci Erten. Barış Yardımcı. Endri Çekici. Pası veren Soner Dikmen. Konya Spor takımı topa sahip olduğunda oyunun temposunu hemen düşürüyor. Rakip yarı alana geçer geçmez de bir anda vitesi yükseltiyor yeşil beyazlar. Ekranda Recep Uçar. Sağ kanattan geliyor Ümraniye. Kamara. Şimdi araya atılan bir top. Konyaspor bu kez etkili ve dengeli geldi. Şut, kaleci Orkun. Korner. Adil Demirbağ. Ekranda İlhan Palut. Genç teknik direktör. Dengeyi iyi ayarlıyor Konyaspor takımı. Az önce de ifade ettiğim gibi oyunun temposunu elinde tutuyor. Ümraniye takımı top Konyaspor'dayken kapanıyor ve Kamara'ya atılacak uzun toplarla ya da kaptan Serkan Göksu'yu topla buluşturma düşüncesindeler. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu, dışarı çıkan top. Out. 35. dakika. Durum 0-0. Hakemin sesini duydum. Biraz hızlı ol diyor. Erten. Adil. Soner Dikmen. Endri Çekici. Serdar Güler. Sol kanatta top. Serdar Güler. Soner Dikmen. 4-5-1'e dönüyor top rakipteyken Ümraniye takımı. Barış'ın ortası. Barış şu ana kadar bir tane isabetli ortaya yapamadı Konyaspor'da sevgili seyirciler. Tabii bu onun kötü oyuncu olduğunu göstermez. Bilakis çok yetenekli, çok kabiliyetli bir oyuncu ama ortalarda biraz daha sanki kendisini geliştirmesi gerekiyor gibimize geliyor. Onu da söyleyelim. Ama onun haricinde çok süratli, çok istekli, çok da arzulu bir oyuncu. Ama ortalarda biraz daha isabet oranını yükseltirse iyi bir bek oyuncusu Barış Yardımcı. Soner Dikmen. Serdar Gürler'e doğru top gelmedi rakibe. Şimdi Alper Uludağ. Serdar Gürler. Alper Uludağ çizgiden koştu, atmana diyor. Serdar Güler şimdi attı.
Ahmet Hasan içeride. Alper Ulu da orta. Kondrat vuramadı. Göğüs kontrol Serdar. Şut yerden bakıyorum. Oyunu durdurdu şimdi hakem. Bekleyin dedi. Köşe gönderini gösteriyor yardımcı hakem ama orada bir sakatlık. Mustafa Can Karagöz. Ensesini tutuyor. Tehlikeli bir yer. Evet, arkadaşlarının yardımıyla kalkıyor Mustafa. Herhangi bir sorunu yok. Köşe vuruşunu kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Oyunu domine eden bir görüntüsü var Konyaspor'un. Ümraniye takımı da kapanıyor. Yakaladığı kontrolarla gol arayışında Serdar Güller ön direk denemesi ve yeniden savunma. Barış yardımcı. Kaleciye uzun bir pas. Erten. Yeniden Erten. Alper Ulu da. Ahmet Hasan top istedi. Serdar Güller aldı. Ahmet Hasan döndü geriye. Kondrat yumuşattı topu. Rahmanoviç pasını attı. Barış şimdi orta, kafa vuruşu. Barış yardımcı ilk isabetli ortasını yaptı ve o ilk isabetli ortada kafa vuruşunda golü bulamıyor ev sahibi Konyaspor. Tempoyu arttırdı yeşil beyazlar. Şut uzaktan out. Golsüz eşitlik devam ediyor. Konya'da işte bu kafa vuruşu Serdar Güller. Çizginin üzerinde kaleci Orkun. İlhan Palut yedekleri ısınmaya gönderdi. Serdar Güller. Soner Dikmen. Aniçic. Endri Çekici. Alper Uludağ. Alper. Taç. Dakika 40. Ahmet Hasan köşe vuruşu. Konyaspor takımı üst üste köşe vuruşları kullanıyor sevgili seyirciler. İlhan Palut. Serdar Güller bu kez pas verdi. Endri Çekici. Şimdi geldi orta. Ahmet Hasan faul yapıyor rakibine. Top Ümraniye Spor'u. Ahmet Hasan. Kartal Kayra. Yiğitan Güveli'nin attığı top. Kaptana geldi Serkan Göksu. O da kaybediyor topu. Konrad. Şimdi Amar Ramanoviç. Konrad. Etkili bir orta değil. Rakibin ayağına attı topu Konrad. Serkan. Mustafa Can. Mustafa Can. Rakip yarı alanın ortasında topu taşıdı Mustafa. Ercan Yoşkun. Onun ortası takım arkadaşına çarpan top dışarı çıkıyor. Taç. Top yeniden Ümraniye Spor'da. Kale vuruş. Beklemiyordu bu topu belki de.
Evet, ilk yarının sonuna bir dakikalık oynanmamış süre. Savunmanın arkasına bir top geldi. Tehlikeli bir pozisyon. Erten kalesini bir an için terk etti ama sonrasında tehlikeyi hisseder hissetmez kalesine doğru geçti. Ekranda Muammer Denizhan. Andrew Çekici. Adeta etten duvar Ümraniye savunması. Serdar Gürler. Serdar aldı topu. Serdar sürüyor. Şimdi Alper Uludağ. Alper'in pası gelmiyor top. Ama Rahmanoviç'e. Sarper Barış Saka maçın hakemi ilk yarıyı bitirdi. Konya'da ilk yarı skoru İttifak Holding Konya Spor 0, Bereket Sigorta Ümraniye Spor 0. İkinci yarıda görüşmek ümidiyle. Şimdi serbest vuruşu kullanıyor Kartal Kayra. Kamara'dan önce müdahale yerinde. Şimdi savunmanın arkasına bir top geldi. Tehlikeli gidiyor Konyaspor takımı. Hareketten an önce Konrad kaleciyle karşı karşıya. Top ağlarda gol. İttifak Holding Konyaspor 1-0 öne geçiyor. 49. dakikada gol Konrad'dan. Ümraniyespor takımı şu ana kadar bir tane hata yaptı sevgili seyirciler ve o tek hatada da affetmiyor Konyaspor. İlhan Palut ekranda. Gol Konrad Mikalak. İşte savunmada hata. Konrad böyle hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya geldi. İşte son dokunuş. Konyaspor 1, Ümraniyespor 0. Gol Konrad'dan. Kalecinin yapabilecek hiçbir şeyi yok sevgili seyirciler. Ve bu hatayı pahalıya ödüyor Ümraniye savunması. Gol Konrad. Konrad'ın bu ikinci resmi golü. Mustafa Eser. Bir çalım denemesi taç çizgisi üzerinde. Mustafa Can. Top yeniden Ümraniyespor takımında. Kartal Kayra attı ceza sahasının dışına. Şut kalecinin kucağında kaldı. Erten Ersu. Tabii şimdi Ümraniyespor risk alacak. Beraberlik golü aramak için savunmada da bazı önlemleri geri plana atacaktır. Daha keyifli bir İkinci yarı izleyeceğiz kuşkusuz. Ahmet Hasan aldı topu. Serdar Güller. Rahmanoviç'ten sağ kanada. Andrew Çekici. Konrad'dan sağ kanada. Barış Yardımcı. Andrew Çekici. Andrew Çekici onun önüne kaybetti pozisyonunu. Bir top kaybı da Ümraniye takımından. Şimdi Serdar Gürler. Serdar. Serdar çok çabuk bir oyuncu. Duvar pasına giriyor. Serdar aldı. Sola aktarmak istedi. Çünkü solda daha müsait pozisyonda olduğunu düşündü Alper'in. Ama ona gelmiyor. Faruk Can. Kamara'ya doğru. Ondan önce davranıyor Aniçic. Serdar Gürler. Serdar taşıdı. Bir duvar pası. Serdar Gürler yerde. Gözler hakemde, oynayın diyor hakem. Konrad durdu kaleci. Bir ikinci hamle. Dışarı çıkan top sevgili seyirciler, out. Şimdi izleyeceğiz pozisyonu. Konrad görüntüde. İşte bakın, atak böyle başladı. Serdar Gürler çok çabuk girdi içeri duvar pasına. İki oyuncunun arasına kaldı. Top Konrad'ın önüne düşüyor. Bir ikinci hamle sonrasında dışarı çıktı.
Burada hakem pozisyona çok yakın. Biliyorsunuz bu turda VAR uygulanmıyor, VAR incelemesi yok. Bir sonraki turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR sistemi devreye girecek. Bu arada bir sakatlık. Sakatlık yaşayan oyuncu Ercan Coşkun, Ümraniye takımında. Çorabında da bir yırtık var. Onu da gösteriyor yönetmenimiz ve teknik ekip arkadaşlarımız. ...51. dakikada Konrad'ın kaydettiği gol. Az önce Ercan Coşkun'un sakatlık yaşadığı pozisyonu bir kez daha izledik. Burada da Konrad'ın bir sakatlığı vardı. Evet, Ercan dışarı geliyor. Tedavisi dışarıda devam ederken oyun yeniden başladı. Muammer Denizhan. Serdar Gürler'in önünden geçti o. Faruk Can. Şimdi çıktı kaleci. Kamara'dan önce Erten topa sahip oldu. Başına da bir darbe aldı. Bekleyin dedi hakem. Karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Yardımcıları Kemal Yılmaz, İlker Takpak ve Yusuf Siyah Gündüz. Bu maçın gözlemcisi, yılların tecrübesi Mustafa Çulcu sevgili seyirciler. Temsilciler Hüseyin Şenel ve Levent Kalkan. Andrew Çekici. Amar Rahmanoviç. Andrew Çekici. Rahmanoviç. Rahmanoviç'in önüne doğru alabilecek mi? Alamadı topu. Kaptan Serkan Göksu. Kamara'ya bir uzun top. Kamara göğüs kontrol. Takım arkadaşının önünde kaldı. Mustafa Can Karagöz. Mustafa Can tek başına döndü geriye. Serkan Göksu. Yeniden Serkan. Faruk Can. Baskı yapın diyor İlhan Palut kenarda oyuncularına. Andrew Çekici. Andrew Çekici. Alamadı topu önüne. Andrew Çekici bu arada yerde kaldı. Şimdi oyunu durdurdu hakem. Çünkü Andrew Çekici'nin faul yaptığını belirtiyor. Ve yerde de bir sakatlık yaşıyor Yiğitan Güveli. İlk yarıda sarı kart görmüştü Yiğitan. Evet, burada bu pozisyonda topu Ümraniye Spor'a veriyor maçın hakemi Sarper Barış Saka. 51. dakikada Konrad Mikalak Konya Spor'u 1-0 öne geçirdi. Konya Spor durumu 2-0 yapıyor. Yeşil beyazların büyük sevinci. Konya Spor 2, Ümraniye Spor 0, 59. dakika. Tebrikleri kabul ediyor Ahmet Hasan. 1 kez daha izliyoruz. İşte Serdar Gürler. Serdar baktı içeri, böyle yaptı ortayı. Kafa ve topağlarda. Ahmet Hasan gollerine devam ediyor. Ligde de Beşiktaş'a attığı golle takımına 3 puan kazandırmıştı. Burada da Ahmet Hasan durumu 2-0 yapıyor. Ahmet Hasan'ın bu 3. resmi golü sevgili seyirciler. 13. resmi maç, 3. gol, 2 asisti var. 28 yaşında Mısırlı oyuncu. Durum 2-0. Konya Spor hata sağ kanattan geliyor. 3. gol arıyor ev sahibi takım. Pas etkili değil.
Süper Lig ikincisi 39 puanlı Konyaspor birinci lig lideri karşısında durumu 2-0 yaptı. Gerçekten şunu içtenlikle söyleyelim. Gerek Konyaspor gerek Ümraniyespor çok kaliteli futbol oynayan iki takım. İki teknik adamı da yürekten kutlamak lazım. Her türlü varyasyonu deniyorlar futbol için. Tüm planları var teknik adamların. Bu planlara uyan birbirinden yetenekli oyuncular da var tabii. Hal böyle olunca başarı da hemen geliyor. İşte sağ kanada bir top. Konrad yine bu kez kaleci çıktı. Orkun. Konyaspor 2-0'ı buldu ve rahatladı. Ümraniyespor gol arıyor rakip kalede. Sağ kanatta topu yumuşattı Muammer Denizhan. Muammer götürüyor. Muammer içeri doğru sokulma düşüncesinde. Farukcan'a doğru. Farukcan yardımcı hakem korneri gösterdi. Köşe vuruşu Ümraniyespor'un. Kartal Kayra gidiyor çeyrek daireye. Beş oyuncu cezalarında Kartal Kayra Kamara'ya doğru attı topu. Serdar Güler kafayla karşıladı. Uzak mesafeden bir vuruş. Out. Muammer Denizhan görüntüde. ...51 Konrad, 59 Ahmet Hasan, durum 2-0. Evet, az sonra oyuncu değişikliği Ümraniye takımında İlhan Hoca da, İlhan Palut da ısınan oyunculara şöyle bir baktı. Endri Çekici alabilecek mi topu? Alper Ulu'da ama top Mustafa'da. Yeniden Mustafa. Serkan Göksu. Sol kanada bir uzun top. Kaleci Erten. Ahmet Hasan. Taç. Evet, oyuncu değişikliği. 16 numaralı formasıyla Emirhan Çalışkan'ı görüyorum kenarda Ümraniyespor takımında. Recep Uçar Hoca yapması gerekenleri anlattı ve 88 numarayla da Tahsin'i görüyorum. O da oyuna dahil olacak. İkinci yarıda iki değişiklik. İlk yarıda zaten zorunlu bir değişiklik yapmıştı konuk takım. Tabii bu değişiklik için oyunun durmasını bekleyeceğiz. Serkan. Serkan. Sağ tarafa doğru attı topu. Muammer Denizhan. Muammer gidiyor. Muammer sokuldu. Muammer sokuldu. Şimdi cezaların dışına doğru. Top hala Ümraniye takımında. Orta geliyor. Ahmet Hasan. Top Konyaspor'un. Aniçic. Henüz oyun durmadı. İki oyuncu da kenarda Ümraniyespor'da oyunun durmasını bekliyorlar. Amar Amanovic. Endri Çekici. Endri Çekici. Amar Amanovic. Endri Çekici. Topu karşıladı Ümraniyeliler.
savunmanın derinliğinde Adil'le beraber Aniçiç vardı. Şimdi değişiklik yapılacak. Önce 8 numarayla Serkan Göksu oyundan alındı. ...11 numarayla da Onur Ayık oyundan çıktı. Emirhan ve Tahsin oyuna girdi. Ve Konyaspor'da iki değişiklik var. Onları da hemen sizlerle paylaşacağım. ...7 numarayla Zimer Butuçi oyuna girdi. Ve Musa Çağıran. Henüz 4. hakem. Konyaspor'daki değişiklikleri bizlere göstermedi. Bir anda iki oyuncu oyuna sürdü İlhan Palut Hoca. Butuçi ve Musa Çağıran oyuna girdiler. Çıkan oyuncuları da söyleyeceğim. Evet. Ama Romanović oyundan çıktı. Musa Çağıran girdi. Şimdi bu 4. hakem tabii ışıklı tabelayı biraz geç gösteriyor sevgili seyirciler. Bu noktada Konrad oyundan çıktı. Butuçi oyuna girdi. Sağ kanattan Konyaspor atak tazeliyor. Gelmedi Serdar Gürler'e ve bir kontratak şansı Ümraniye için. Top kaybı. Alper Ulu da. Alper de bugün gerçekten çok iyi oynuyor. Hem ileride hem geride. Alper içeri sokuldu. Alper izin vermiyor savunma. Koner. İtan. İlhan Palut. İyi gidiyor İlhan Hoca. Hem Süper Lig'de hem kupada. Korneri Serdar Gürler kullanacak. 67. dakika. Serdar Gürler gönderdiği yerde hiç kimse yok. Doğrudan dışarı gidiyor. Out. Serdar Gürler dile kolay. İki çapraz bağı kopması yaşadı. Çok ciddi iki sakatlık sevgili seyirciler. Kolay değil. Ve çok profesyonel, kendisine çok iyi bakan bir oyuncu. Çok disiplinli. Ve o iki ağır sakatlığı atlatıp sahalara yeniden döndü. Müthiş bir sezon yaşıyor Konya'da. Bu arada bir de serbest vuruş kararı Kamara yerde kaldı. Faul yapan oyuncu Adil Demirbağ. Adil de iyi bir stoper. Geleceği olan bir stoper, onu da söyleyelim. Serbest vuruşu kullanıyor Ümraniye. Doğrudan içeri geldi top. Erten kaleci çıktı. Out. İşte bu pozisyonda yerde kaldı Soner. Çok kritik bir yer sevgili seyirciler. Ve bir serbest vuruş organizasyonu. Sanki Serdar Gürler vuracak gibi. Ama orada Endri Çekici'yi de görüyorum. Barajı kurdu kaleci Orkun. 2-0'lık üstünlüğü var ev sahibi takımın. Serdar Gürler doğrudan kaleye de gönderebilir. Orta da yapabilir çünkü duruşu öyle. Cezalarında 4 Konyasporlu. Uzak noktada Butuçi'yi görüyorum. Hakem düdüğü çaldı. Serdar Gürler geliyor. Serdar vurdu baraja çarpan top. Dışarı çıkıyor. Koner. Barajda Mustafa'ya çarptı top. Tam sırtından top dışarı çıkıyor. Bekleyin dedi hakem. Yeniden kullanılacak korner. Serdar Gürler. Serdar kullandı. Kafa vuruşu. Top havalanıyor. Mustafa Can. Top Konyaspor'da. Kamara. Kamara koşuyor kendi topuna. Kamara şimdi topu oyun alanında tuttu. Yeniden Kamara kaybediyor pozisyonu. Soner
Kamara da bir sakatlık yaşıyor. İdrisi Kamara. Bakalım nasıl pozisyonda sakatlık yaşadı. Burada topu kontrol etti. Israrla son çizgide götürdü. Evet, sakatlığı, dizine bir darbe almış. Aniç'le ile ikili mücadele sonrası. Şimdi ayağa kalktı Kamara. 78. dakikadayız Konya'da. Ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü var. Görüntüde eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu sevgili seyirciler. Türk hakemliği için hakikaten çok önemli bir isim Mustafa Çulcu. Ve bugün gözlemci, maçın gözlemcisi eski MHK Başkanı. Temsilciler Hüseyin Şenel ve Levent Kalkan'la birlikte maçı protokol tribününden takip ediyor. İki oyuncu değişikliği daha yapacak İlhan Palut. 49 ve 99 numaralı formalarıyla iki genç oyuncu Ahmet Karademir ve Ekrem Kayılıbal oyuna dahil olacak. Kamara şimdi Ümraniyespor ata. Mustafa Can. Top Adil'de kalıyor. Musa Çağıran ve kaleci Erten. Nafi Can. Andrew Çekici yine bugün çok iyi oynadı. Andrew Çekici, Serdar Güler topla birlikte geliyor. Serdar tam istediği pozisyonlar bunlar. Serdar Güler bastı topun üzerine. Andrew Çekici, yeniden Serdar. Şimdi geriye döndü. Solda Butucci. Butucci kaleye vuracak. Butucci vuruyor. Dışarı çıktı top. Butucci. Oyuncu değişikliği. 49 numaralı formasıyla Ahmet Karademir oyuna giriyor. 10 numarayla Serdar Güler oyundan çıkıyor. Andrew Çekici oyundan çıkarken Ekrem oyuna dahil oluyor. Serdar Gürler'i alkışlatıyor İlhan Palut. Kolay değil sevgili seyirciler. İki çapraz bağı sakatlanması. Yılmadı, çalıştı. Sakatım deyip kenara geçmedi. Çok profesyonel bir oyuncu hakikaten. Çok da beyefendi bir isim Serdar Güler ve bu sene de müthiş bir performans ortaya koyuyor. Milli takımı istiyor. Milli takıma göz kırptı Serdar. Taraflı tarafsız herkesin büyük bir beğenisini topluyor. Özellikle Konya'da bu sene harika bir oyun ortaya koyuyor. İki değişiklik de Ümraniye cephesinden az sonra gerçekleşecek. Yeniden oyundayız. Faruk Can. Pasta atağı. Musa Çağıran. Musa götürüyor. Musa yatarak müdahale. Musa sert bir pas verdi. Ceza alanı içi gol pozisyonu. Üçüncü golü bulup rahatlamak istiyor Konya. Bir kafa, zayıf bir kafa vuruşu Ahmet Hasan'dan kalecide kaldı. Orkun. Şimdi Mustafa Can. Hızlı bir top. Aniçic. Adil. Top Ümraniyespor'un. İşte bu pozisyonda yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Orta hakemi uyardı. Ekranda dördüncü hakem Yusuf Siyah Gündüz. Birazdan uzatmayı gösterecek maçın sonuna. Evet, 4 dakika. 4 dakika oynanmamış süre. Sevgili seyirciler, 51 Konrad, 59 Ahmet Hasan, İttifak Holding Konyaspor 2-0 önde Ümraniye önünde. Kalan 4 dakikada gol ya da goller bulamaz Ümraniyespor. Konyaspor tur atlayacak. Bu sonuçla serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Şimdi cezaların dışı. Muammer ters kanattan orta yaptı. Vuruş Kamara'dan istediği gibi değil. Out. Bugün çok iyi oynadı aslında Kamara.
üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Ama gol vuruşlarında, atak sonlarında aynı hırsı, aynı başarıyı gösteremedi. Kamara şimdi kale vuruşuyla oyun yeniden başlayacak. 4 dakikalık oynanmamış süre işaret etti. Maçın hakemi Sarper Barış Saka. Kale vuruşunu paslaşarak kullandı Konyaspor takımı. Musa Çağran'dan sağ kanada uzun bir top, taç. Görüntüde Ekrem. Kamara. Çalan düdük. Serbest vuruş. İstanbul temsilcisinin diyor hakem. Faul pozisyonu. Bir kez daha ekranda Ercan'a yapılan müdahale. Faruk Can. Taç. Nafican kullandı taç atışını. Ahmet Hasan. Nafican bir kez daha attı. Ahmet Hasan topu takım arkadaşına kazandırdı. Butuçi. Butuçi geri atıyor Nafican'a. Taç. Zaman tükeniyor. Konyaspor tura çok yakın. 2-0'lık bir tablo. İki takımı da gerçekten oynadıkları oyundan ötürü tebrik edelim. Uzaktan bir şut. Savunmadan döndü. Bir kez daha atak tazeliyor ev sahibi takım. Soner Dikmen az önceki vuruşu yapan oyuncu. Mustafa Yeser kafayla dışarı attı. Taç. Taç atışını kullandığı ev sahibi takım. Artık son dakikanın içindeyiz. Bir üçüncü gol şansı. Orta geliyor. Vuruş yan ağlarda kaldı. İki gencecik oyuncu gol sevinci yaşamak istedi ama olmadı. Gerçekten çok geleceği parlak gençler var Konya'da. İşte bakın burada top yan ağlarda kaldı. Az önce vuruşun sahibi Ahmet Karademir 2004'lü. Kaptırılan bir top. Ahmet Hasan çevirdi. Bomboş. Kale bomboş ama Kamara. Kamara kaydı. Pozisyonunu kaybetti. Butuçi. Butuçi'den sağ kanada. Uzatmanın artık son saniyeleri. Kaleci topa sahip oldu. Hakem de saatine bakıyor. Sevgili seyirciler, Konyaspor tur atladı. Konya'da son düdük geldi. Maçın skoru İttifak Holding Konyaspor 2, Bereket Sigorta Ümraniyespor 0, Konyaspor tur atlıyor.